Ne istemiştiniz? Übeyt Bey'i arıyorduk. Borç para mı alacaksınız? Yok canım. Anladım, işletecek paranız var. Kiralık daireye bakacaktı. Ha, o başka. Hayır, Übeyt Bey deyince şaşırdım. Tanır mısınız Übeyt Bey'i? Biraz. Güzel. Kiralık daire en üst katta, möbleli. Kirası da peşin. 5.000 lira. Masraf hariç ama. Önemli değil. 3 aylık da peşin. Şu daireyi görsek önce. Yanlış anlamayın, ben önce söyleyeyim de... ...bizi ne diye 5 kat çıkarttın diye... ...sonra söylenmeyin, tamam mı? Buyurun gezelim. Çoluk çocuk var mı? Yok, yalnız iki. O iyi işte. Bak şurada, 2 odanın içinde tam 7 kişi oturuyor. Siz çıkın, ben hemen geliyorum. Yöneticiye saat başı görünmemiz icap ediyor da. Baban yok mu? İçeride. Bana bir Marlboro bulsana. Aman sus, beni mi kovduracaksın? Bulmazsan yandı nasıl? Birazdan getiririm. Kim o? Benim bayım! Yakın herifler! Sahi, çok affedersiniz. Söyle! Hiçbir vukuat yok bayım. Übeyt Bey'e kiracı geldi, daireyi gezecekler. Yukarıda bekliyorlar, yanlarındayım. Hiç merak etmeyin. İyi! Bana neden söylüyorsun? Çok affedersiniz. Çişe gitsen bile bana bildireceksin demiştiniz de... Çok zengin sayılmaz moruk. 10 milyoncuğu var. Bu yaşta ne yapacak o kadar parayı? Biraz da biz yiyelim. Bütün iş kapıcıda. Çabuk tavlamaya bak. Kaçar mı elimden? Pardon. Kusura bakmayın, beklettim biraz. Parolamız. Übeyt Bey herkese kapısını açmaz. Siz? Benim Übeyt Bey. Daireye kiracı geldi. Bir dakika. Kefil isterse beni gösterin. Peki, olur. Kefalet ücretlidir ama. Ne kadar? 500 liracık. Allah bereket versin, bu iş oldu bilin. Übeyt Bey, benim sözümden katiyen çıkmaz. Evet, siz mi talipsiniz? Evet efendim. Eşim ve ben. Eşi ve karısı! He? Çocukları yok! İşiniz? İçişleri Bakanlığı'nın emrinde çalışıyorum. Biraz yüksek konuşun, anlamıyor. Sağır, sağır. Öyle mi? Özür dilerim beyefendi. İşim çok gizlidir. Eşimle yurt dışındaydık, yeni geldik. Anla işte canım! Beyefendi söylemiyor ama polis, polis! Aman çok rica ederim, aramızda kalsın. Müşteri oğlum beyefendi. Siit size kira şartlarını söyledi mi? Evet efendim. Daireyi gezin, beğenirseniz mukaveleyi Seyit Efendi ile hazırlar, bana getirirsiniz. Kefiliniz var mı? Var beyefendi! Ha, pekala, hayırlı olsun. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Bir şeyler oluyor. Çok teşekkür ederiz Seyit Efendi. Bu evde çok rahat edersiniz. Öyleye benziyor. Sen nasıl buldun? Harika. Çok konforludur canım. Her bir şey lüks. Übeyt Bey'in hanımı bu dairede öldü. O günden sonra adam kapattı kapısını, hiç uğramadı. Koltuklar nefis. Dünyada eşi yokmuş bu koltukların. Çok da sağlam. Tavsiye ederim. Memnun kalacaksınız. Anne! Patla! Kız akşama kadar çenen boş durmuyor senin. Çikneti biter kofret, kofreti biter çok anahtar. Yerine! Güle güle oturun. Teşekkür ederiz. Aman temizliği bitirin biz gelene kadar. Hiç merak etmeyin.
Tuttular mı? Tuttular. Ben böyle yağlı müşteri görmedim. Adam şeyciymiş. Seyit! Neciymiş, neciymiş! Sana ne be karı, neciyse neci. Ona da atladı. Aa, evladım, çatlatacak mısın beni merakımdan? Sana bir şey sorduk. Tüccarmış, tüccar! Sen ne dikiliyorsun burada? Acık hava alıyorum, canım çıktı işte. Hava almanın sırası mı lan? Ev temizlenecek. Akşama geliyorlar, durma, koş bakayım. Aman, bıktım canımdan vallahi. İbrahim oğlum, aşağı in, apartmanın temizlik malzemesi var. Oradan biraz yürüt, anana götür, hadi bakayım. Aman çıkarken dikkat et, albaya yakalanma oğlum. Her şey umduğumuzdan kolay oldu. Şanslı karıyımdır ben. Bütün iş o anahtarlarda işte. Seyit'i uyutacaksın. Moruğun evde olmadığı bir gün, ben cuk dalacağım içeri. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne o Seyit, albay yönetici olalı beni it gibi koşturuyorsun bakıyorum. Lan oğlum, siz bir aya kadar görün bakalım kim kimi koşturuyor. Görürük. Aç bir kral bira. Yok be. Sen Seyit'i ne sandın? Soğuk rica edeceğim. Lütfen Efes,